çekimin etkisiyle özellikle üst göz kapağında düşüklük, göz altlarında torbalanma, yanaklarda düşme, çene ovalinin bozulması, boyunda sarkmayı belirli yaşlardan sonra görmeye başlıyoruz. 45 ile 50 yaşlardan sonra kişinin yorgun bir ifade, mutsuz bir ifade oluştuğunu gördüğümüz durumlarda eğer medikal işlemler bize yetmiyorsa o zaman hastalarımıza endoskopik yüz germe ya da klasik yüz germeyi öneriyoruz ki endoskopik yüz germe artık izlerin çok az olması, iyileşme sürecinin kısa olması, komplikasyon dediğimiz operasyon sırasında oluşabilecek sinir hasarlarının çok 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 az gözüküyor olması nedeniyle tercih sebebimiz oluyor. Endoskopik yüz germede endoskopik kaş asma yöntemiyle saç içinden 3 bölgeden girilerek şakak bölgesi, kaşlar, elmacık bölgesi vektörler yönünde yani yuvarlak bir saat düşünün 2 ve 10 hizasına taşınmış oluyor. Bu kişinin daha canlı, daha parlak ve daha genç gözükmesini sağlıyor. Genellikle yüz gençleştirme operasyonlarından sonra hastalarımızın bize söylediği ben hiç değişmemişim. Yaklaşık 10 yıl önceki yüzüm oluşmuş oluyor. İşte bizim istediğimiz de bu oluyor. Çünkü yüz germe operasyonlarında izleri saklayabilmek, doğallığı koruyabilmek, istenen canlı görüntüyü sağlayabilmek hedef oluyor. Yüz germe operasyonlarında orta yanak, orta yüz dediğimiz yanak kısımlarının düşüklüğünü gidermek, yağ yastıkçıkları eğer eksildiyse yerine koymak ya da fazlaysa onları almak, çene ovalini ortaya çıkarıp boyun germeyle tamamlamak da yapılan işlemlerin bir bütün olarak daha güzel gözükmesini sağlıyor. Yüz germe operasyonları ortalama 4-4,5 saat sürebilen uzun işlemler oluyor ki o yüzden de ameliyat öncesi hastalarımızın hazırlık aşamasında anestezik tetkikleri çok sıkı olarak yapılıyor. Bir solunum problemi var mı, bir kan hastalığı var mı bunların hepsini detaylıca incelemiş oluyoruz. Ameliyat sonrası yaklaşık 2 gün kadar hastanede misafir ediyoruz hastalarımızı. Sonrasında 1 hafta kadar evde dinlenmelerini istiyoruz. Hafif ödemdir, morluktur, bu tür ameliyat sonrası iyileşme sürecinde görebileceğimiz durumlar olabiliyor ki bunlar da ortalama 1,5 hafta ya da 2 hafta içinde tamamlanmış oluyor. Kişilere genellikle diyoruz ki ameliyattan sonra ortalama 1-1,5 ay tam iyileşme süreci olacaktır. Bu süre içerisinde yüzünüzde ödem olabilir, morluklar olabilir. Kendiniz, ifadeniz bu olmayacaktır. Yavaş yavaş ödemlerin geçmesi zaman alacaktır. Ama ortalama 1,5-2 ay sonra istenen sonucu almış oluyoruz. Yüz germe operasyonlarında sonra özellikle lazer teknolojisinin artmış olması cildin de daha kaliteli durmasına, izlerin azaltılmasını sağladığı için işlem başarısını arttırmış oluyor. Yüz germe operasyonlarında genellikle üst göz kapağı operasyonu, alt göz kapağı operasyonları, alt göz kapağındaki yağın alınması, vücut tan aldığımız kendi yağ hücresinin özel bir işlemden geçirilerek yüze yağ enjeksiyonunun yapılması ya da gerekirse bir çene protezinin eklenmesi, çene ovalinin sağlanması gibi işlemlerle de mutlaka kombine edebiliyoruz. Burada önemli olan kişinin neye ihtiyacı var, biz neyi hedefliyoruz bunları yapabilmek. Ama tabii bütün bu işlemleri yaparken de anestezi doktoru arkadaşımızın onayını alıyoruz. Çünkü hasta anestezi alacağı için anestezi süresinin ne kadar kısa olursa bizim için o kadar keyifli oluyor ameliyat başarısı. Ameliyat sonrası iyileşme, hastanın aynada kendisini 10-15 yaş daha genç görmesi de onun psikolojik olarak son derece rahatlamasını sağlıyor. Çünkü siz sporla, egzersizle, diyetle vücudunuzu gerçekten yaşlandırmadan koruyabiliyorsunuz. Ancak yüzün yağ yastıkçıklarının ince olması, derisinin ince olması, genetiğinizde de varsa bir bakıyorsunuz ki beklenmedik bir sürede göz kapaklarınıza bir düşme görebiliyorsunuz. Ya da çene ovalinizin bozulduğunu görüyorsunuz. O yüzden bazen mutsuz da olabiliyorsunuz. Bu tür operasyonları çok bekletmeden yapmayı tercih ediyoruz.